billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala nebiyyina Muhammedin ve ala ali nebiyyina Muhammed. En'am suresinin 80. ayetinden başlayarak okuyacağız inşallah. Bir önceki bölümde Allah Teala Hazreti İbrahim'in kavmine tevhid inancını anlatışı ile ilgili bir bölüm söyledi bize. Onun üzerinde konuştuk. Hazreti İbrahim'in yaşadığı kavmin inançları içerisindeki bir bölüm, tümü değil tabii, inançlar içerisinde bir bölüm gök cisimlerini kutsallaştırıyorlar, tanrılaştırıyorlar. Yaratıcı tanrı demiyorlar. Bunu geçen hafta geniş izah etmeye çalıştım. Yaratıcı tanrı demiyorlar ama o yaratıcı tanrıya aracı tanrılar yapıyorlar. Ve insanlık tarihinde en çok karşımıza çıkan inanç açısından yoldan çıkma biçimi aslında hep bu olduğunu görüyoruz. Yani insanların çoğunluğu, insanlık tarihi boyunca insanların çoğunluğu yaratıcı bir tanrının varlığını reddetmiyorlar. Veya bir takım varlıkları, mesela diyelim ki Firavun kendisi için, Nemrut kendisi için ya da başka insanlar bir insan için ya da bir hayvan için, kutsallaştırdığı bir hayvan için veya kutsallaştırdıkları bir nehir için, bir dağ için, bir ağaç için veya başka bir ruh için bu varlıkları yaratandır demiyorlar. Ama yaratanla aralarında aracılık yaptığını iddia ediyorlar. Onlara bir takım güçler atfediyorlar. Yani mesela rızık bunların aracılığıyla ulaşıyor. Yani bunlar rızık konusunda etkili olan aracılar diye düşünüyor. Rızık konusunda onu kutsallaştırıyor. Bir başkası mesela güç konusunda bir şeyi kutsallaştırıyorlar. Bir meselede koruyuculuk meselesini, emniyet için birilerini yükseltiyorlar. Kimi zaman şefaat için, yani Allah katında günahlarının bağışlatılması için birilerini ya da bir şeyleri yükseltiyorlar. İlla birileri olması gerekmiyor. Yani mesela melekleri Allah'ın kızları diye isimlendirdiğinde Mekke'nin müşrikleri, Allah'ın kızları olunca Allah, yani babaları, yani haşa öyle düşünün, babaları nasıl ki yaratıcı ise kızları da aynı şekilde yaratıcı olabilirler diye düşünmüyor. Aslında ciddi bir mantık hatası yani. Yani babası eğer bu tür şeyler yapabiliyorsa kızının da yapması gerekiyor. Oğlunun da yapması gerekiyor ama ilginç bir şekilde Hazreti İsa'nın yaratıcı olduğunu söylemiyorlar. Mesela Hristiyanlar Hazreti İsa'ya sürekli dua ediyorlar. Kiliselerinde ya da başka yerlerinde sürekli Hazreti İsa ikonu üzeri önünde ibadetlerini yapıyorlar. Dualarını Hazreti İsa üzerinden yapıyorlar ama Hazreti İsa'nın göklerin ve yerin yaratıcısı, insanların yaratıcısı olduğunu iddia etmiyorlar. Yani işte burada ciddi bir mantık hatası var. Yani ben geçen hafta bunu anlatmaya çalıştım. Hazreti İbrahim'in olayı üzerinden bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani bir mantık örgüsü gerekiyor. İnançların da aslı itibariyle mantığın dışında olduğunu, Allah'tan geldiğini biliyoruz, tamam da. Yani peygamber neyi tebliğ ettiyse odur. Ama bunun kendi içinde bir mantıksal tutarlılığı olması gerekiyor. Kendi içinde. Kendi içinde çelişkileri varsa eğer, bunda işte bir şüphelenmeleri gerekiyor. Yani Hazreti İsa eğer oğluysa ya da melekler Allah'ın kızlarıysa babalarında olan özellik oğlunda ya da kızlarında niye olmuyor ya? Mesela orada ciddi bir problemle karşılaşıyorsunuz. Yani insanlar yaratıcı olan Allah'la aynı tahta oturtmuyorlar. Bu önemli, bakın. Aynı makama oturtmuyorlar aracı tanrılarını. Problem Allah'ın makamını başkasına oturtmaları değil. Allah'la aralarına aracı tanrılar koymaya başlamaları ve pratikte asıl onlara yöneliyorlar. Çünkü pratik onların hayatına daha fazla etki yapacak. Hazreti İbrahim'in o ayın, güneşin, yıldızın ya da başka varlıkların neden tanrı olamayacağını anlattığı bölümden sonra, yani bize göre çok mantıklı, tutarlı bir şeyler söyledi. Peki Hazreti İbrahim çok tutarlı, çok mantıklı, sağlam delillerle tevhid inancını anlatınca ben ikna oldum. Yani benim ikna olmam zaten normal. Niye? Ben zaten aynı inançtayım. Ben bir peygamber konuşuyor diye dinliyorum. Bunu okurken burada Allah'ın sözlerini okuyorum diye okuyorum.
Dolayısıyla ben zaten ikna olmaya hazır okuyorum. İkna olmaya hazır okuyunca da ikna oluyorum yani. Şimdi aynı mantığı, aynı sağlam akıl delillerini inkarcı insanlara söylediğiniz zaman onların da hemen pes edip haklısın, doğru inanç bu deyip eski inançlarından vazgeçip tevhid inancına geçmesini bekliyor musunuz? Öyle olmuyormuş. Yani bize evet tam doğrusu budur, mantıklı olan budur dedirttiren söze onlar da başka bir yönden itiraz edebiliyorlarmış. Bakın şimdi onu göreceğiz inşallah. 80. ayet şöyle. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ Kavmi onunla tartıştı. Yani Hazreti İbrahim delillerini söyledikten sonra kavmi de Hazreti İbrahim'e evet sen haklısın, çok güzel düşündün, bize doğruyu gösterdin demediler. Ama şöyle şöyle de olabilir. Bak biz de şöyle düşünüyoruz. Bir de şöyle düşün falan diye onlar da Hazreti İbrahim'e karşı cevaplar verdiler. Bunun sebebi nedir? Yani neden bütün inkarcıların hangi cins olursa olsun tüm itirazlarını kökten kesip atacak bir ikna delilimiz yoktur. Bunu her ders fırsat buldukça söylemeye çalışıyorum. Şöyle zanneden Müslümanlarla sık sık karşılaşıyoruz. Siz böyle yapmazsınız yani. O ben başka yerlerdeki gaflet içerisindeki kimi Müslümanlardan bahsediyorum. İslam dinini çok iyi anlatan birisi olduğu zaman herkesin gürül gürül Müslüman olacağını zannediyorlar. Yani mesela diyelim ki bir okuldaki din kültürü öğretmeni çok başarılıysa, yani ahlakı çok güzelse, anlatımı çok etkileyiciyse, size bilgisi harikaysa, insanlar ilişkisi çok güzelse okuldaki herkesi peşine takacağını ve okuldaki herkesin dindarlaşacağını zanneden insanlar var. Öyle olmuyor bu iş. Çünkü peygamberlerde bile bu olmadı. Peygamberler en iyi bilinmesi gereken her şeyi bilen insanlardı. Bilinmesi gereken diyorum. Her şeyi bilen insanlardı. Olabilecek en yüksek ahlak temsiliyetine sahiptiler. Çok güzel anlatıyorlardı. Etkileyici anlatıyorlardı. Israrlı anlatıyorlardı. Peygamberlere sen kötü anlatıyorsun diyecekleri bir olay yok. Efendim hayatın kötü, senin hayatından dolayı biz seni dinlemiyoruz. Böyle şeyde dolaşıyor sosyal medyada. İnsanlar birbirlerine, şimdi bir parantez açayım. Twitter'da ya da böyle şeyde böyle kısa cümleler dolaşıyorsa bir yerde genellikle şöyle oluyor benim gördüğüm kadarıyla. İnsanlar genellikle kendilerine dokunan, kendilerinin canını acıtan ve kendilerine gelmelerine sebep olacak olan yazıları değil, bir tanıdıklarına laf sokabilecekleri yazıları paylaşmayı seviyorlar. Genellikle öyle bak. Hah, bunu şuna hemen göndereyim diyor yani. Ona yani kafasında var. Bu söz ona uygun. Ya, bu sana söylüyor bunu. Yok, bana söylemiyor. Bende zaten bu problem yok. Yani. Mesela şöyle bir cümle dolaşıyordu. Bunu herkes paylaşıyordu. Hep, ama ne hikmetse artık hep bana geliyor. Şimdi niye bana geliyorsa yani. Kim olduğuna gözüm o kadar takılıyor ki ne dediğini duyamıyorum. Çok etkileyici bir cümle yani. Şimdi benimle ilgili bildiği olumsuzluklardan, bende gördüğü olumsuzluklardan dolayı benim konuştuğum hiçbir şey ona etkileyici gelmiyor. Bu kendini kandırmaktan başka hiçbir şey değil. Bu tepeden tırnağa şeytanın bir insanın nefsiyle oynamasıdır. Bu kadar. Çünkü peygamberlerde bu sözü söyleyebilecek hiçbir şey yoktu ve insanlar peygamberlerin sözlerini dinlemediler. Oysa almak niyetinde olan birisi kimden gelirse gelsin almayı başarabilir. Düzelmeye niyeti yoktur onun. Kendini düzeltmeye niyeti olmayan, kendine bir şey söyleyemediği için karşıdakinin eksiklerine odaklanır. Şimdi bunu o aklınızdan çıkartmayın. Şimdi gelelim soruma. Neden Allah bize Kur'an'da ya da Peygamber Efendimiz hadislerinde biz onu söylediğimiz zaman bütün inkarcı çeşitlerindeki inkarcıların bütün itirazlarını kökten kesip atabileceğimiz bir delil neden hiç söylemiyor?
Mucizeler de buna dahildir. Mucizelerin kendileri de buna dahildir. Allah bu dünyada hiçbir insanı kendisi zorla iman ettirmek istemiyor. Mucizelerin kendilerinde de farklı yorumlanabilecek, bir arkadaşımın güzel bir tespitiyle mazeretlerini, onların mazereti olabilecek bir kapı bırakıyor, bir boşluk bırakıyor. Yani adam itiraz edebilmesi için bir çıkış kapısı bırakıyor ona ya. İnkar edebilmesi için. İnkarın tüm kapılarını kapatmıyor Allah. Bunu Kur'an'da defalarca söylüyor Allah. Allah dileseydi bütün insanları tek bir din üzere yaratabilir miydi? Evet, yaratabilirdi. Allah insanları tek bir din üzere yaratmadı. Öyle bir şey yok. Peygamber Efendimiz'in herkesi Müslüman yapmak için çok gayretli, çok istekli olduğunu görünce Allah Teala Peygamberimize diyor ki, insanlara sen zorla mı iman ettireceksin? Rabbin dileseydi onların hepsini tek bir din üzerinde yapardı zaten diyor. Allah Teala bırakıyor ki insanlar kendileri iman etmeyi başarabilsinler. Bu bir sınavdır. O yüzden birilerine çok etkileyici gelen bir şey bir başka adama etkileyici gelmeyebiliyor. Hani bir rivayet anlatırlar ya siyer kaynaklarında. Bir gün Ebu Cehil Peygamber Efendimiz'e ileri geri kötü kötü şeyler söylemiş. Peygamber Efendimiz de haklısın demiş. Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir demiş ki aslan ne yapıyorsun yani? Sen öyle değilsin, sen şöyle şöyle şöylesin falan deyince Peygamber Efendimiz haklısın demiş. Yani ne diyorsun? Ya o demiş bana bakınca ben de kendini görüyor. Sen bana bakınca ben de kendini görüyorsun. Yani bakışınızla ilgili bir şey bu. Almak niyetinde değilseniz tekrar söylüyorum. İman etmek niyetinde değilsen, düzelmek niyetinde değilsen, davranışlarını, ilişki tarzını, tutumlarını değiştirmek istemiyorsan Allah her zaman bir açık kapı bırakıyor. Hiç kimseyi zorla ıslah da etmiyor, iman da ettirmiyor. Kavmi de Hazreti İbrahim'i dinletten sonra ve haccehu kavmuhu. Kavmi onunla tartıştı. Kale Hazreti İbrahim de dedi ki etuhaccunni fillahi ve kad hedani. Allah bana yol göstermişken, hidayet etmişken siz benimle Allah hakkında tartışıyor musunuz? Sizin Allah hakkında sağlam hiçbir dayanağınız yok, hiçbir deliliniz yok. Benim Allah hakkında hidayet üzere bakın kullanabildiğim sağlam bir mantık örgüsü var en azından. Yani Allah'ın kalbine hidayet etmesi ayrı bir konu. Benim sana anlatabildiğim sağlam bir mantık örgüsü var. Bunu görmüyor musun yani? Allah bana hidayet ettikten sonra siz benimle Allah hakkında mı tartışıyorsunuz? وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا. Bir de anlaşılan o ki Hazreti İbrahim'i tanrılarıyla tehdit etmişler. Sen demişler efendim falanca tanrıya dil uzatıyorsun. Onun tanrı olmadığını söylüyorsun. Onun gazabına uğramaktan korkmuyor musun ya? Çarparla. Bu çarpılma meselesi o zamandan beri var muhtemelen yani. Seni çarpar diye düşünmüşler yani. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın Medine döneminde Mekke'nin fethinden sonra akın akın insanlar İslam dinine girmeye başladılar. Resulullah Aleyhisselam da İslam'a giren bütün kabilelere şartlarından bir tanesi olarak da hemen kendi kabilelerindeki putlarını kendilerinin yıkmasını şart koşuyordu. Bazı kabileler putlarını yıkmaya cesaret edemedi. Bak Müslüman oldular. Niye Müslüman oldular? Güç işte yani. Müslümanlar güçlü olunca iman ettiler ama içlerindeki şeyi atamadılar. Siz kendi kabilenizdeki putu yıkacaksınız deyince adamlar endişelenmişler. Sonra Peygamber Aleyhisselam da bunları yapamayanlara kendi sahabilerinden birkaç şey göndermiş işte değişik yerlere. Onların putlarını yıkın falan diye. Gönderdiği yerlerden bir tanesinde de Amr bin As var. Amr bin As'ı biliyorsunuz çok zeki birisi, deha dedikleri birisi. Geliyor kavme, herkes toplamış, kadınlar, çocuklar kenara toplamış ama kenara çekilmişlerdi. Yani çünkü put onu yani kesinlikle
bir şekilde yok edecek yani. Çarpacak. Çarpacağına %100 eminler yani. Ondan sonra Amr bin As bir tane vurmuş darbeyi. Yani demek ki canı oynamak mı istemiş? Ona atmış kendini yere. Böyle feryat figan bağırmaya başlamış. Herkes demiş işte gördünüz yani, tamam mı? Sonra kalkmışlar, ne kadar akılsız adamlarsınız demiş ya. Yani şu kendinizin yaptığı şey, bunu siz yaptınız değil mi? Sizden birileri yaptı bunu yani. Kendi elinizle yaptığınız şeyin size zarar verebileceğini nereden çıkartıyorsunuz? Akıl nerede yani? Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan yanlışlık yani. Ahmet Kaya onu, o şiir o zaman yazıyor ya, şarkıyı o zaman bestelemiş yani. Yani hakikaten saçma sapan, sen yaptın da bunu yani. Bunu sana zarar vereceğini nereden çıkartıyorsun? Sonra kaldı, yıkmış atmış yani. O tanrıların çarpacağına inanıyorlar. Uyduruyorlar önce, bir inanç uyduruyorlar. Sonra o inançtan hakikaten dışarı bu türler. Yani işte mesela diyelim ki insanlar böyle şey, viranelerde çarpılabilirsiniz diye bir önce inanç geliştiriyoruz. Metruk yerlerde çarpılma ihtimaliniz var. Nereden çıkartıyorsun sorusunun cevabı yok. Benim dedemin amcaoğlunun kız kardeşinin kuzeni çarpılmıştı diye bir delil geliyor. Bu delil üzerinden mezardan geçerken kesin çarpılırsınız bakın. Benim çocukluğumda evimiz mezarlığın karşısında ki benim çarpıklığım oradan gelme. Ben şerbetliyim yani, çok çarpıldığım için böyle bir problem var. Yani mesela mezardan geçerken çarpılacağına inanıyor. Ruhun çarpılacağına, cesedin çarpılacağına. Ondan sonra ne bileyim işte falanca türbedeki birinin kalkıp çarpacağına, yani illa o bir şeyleri yapabileceğine inanıyor. Kafasına bunu yerleştirmiş, kalbine yerleştirmiş. Hazreti İbrahim de diyor ki, ben sizin Allah'a ortak koştuklarınızdan korkmam, bana zarar veremezler demiyor bakın. İlla ey yaşa Rabbi şeyen. Rabbimin bana bir şey dilemesi hariç. Ne kadar güzel mümin bir bakışla söyletiyor. Başımıza bir şey gelmez demiyoruz, gelebilir. Geldiğinde de ben biliyorum ki bu benim Rabbimden geliyor, sizinkinden gelmiyor. Benim Rabbim bana bir şey dilediği için böyle oluyor. Sizinkilerin yapabileceği bir şey yok. Vesi'a Rabbi külle şeyin ilme. Benim Rabbim ilmi her şeyi kuşatmıştır. O başka şeyler de biliyordur. Başıma bir şey gelirse de bunda da bizim için gerekli olan bir şey vardır. Efela tetezekkerun. Siz bunu akletmiyor, bundan öğüt almıyor musunuz şu konuştuklarımızdan? Sonra demiş ki ve keyfe ekhafu ma eşraktum. Ben sizin Allah'a ortak koştuklarınızdan nasıl korkarım? Ve la tekhafuna ennekum eşraktum billahi ma lem yunzil bihi aleykum sultanen. Siz Allah'ın hakkında hiçbir güçlü delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşarken korkmuyorsunuz. Ben sizin ortak koştuklarınızdan korkacağım. Niye korkayım yani? Dünyanın neresine giderseniz gidin, İnancınızdan eminseniz, yani şöyle bir Müslüman olarak kafanızda şöyle bir şey varsa arkadaşlar, Allah'tan başka hiç kimsenin gerçekten fayda ya da zarar vermeye gücü olmadığına inanıyorsan, gittin her yerde rahat edersin ya. Yani bir ıssız yerden geçerken hırsızdan korkabilirsiniz. Efendim bir tinerciden korkabilirsiniz, bir sokak köpeğinden korkabilirsiniz ama yani gaybi bir şeyden korkmazsınız. İnancınız buna müsait değil çünkü ya. İçiniz rahat olur gidersiniz. Herhangi bir putun ya da herhangi bir kutsallaştırılan şeyin bize zarar vereceğinden çekinmeyiz ya. Hiçbir şey olmaz ya. Efendim. Siz korkmuyorsanız ben mi korkayım? Feyyul felekayni ahakku bil emni. Şimdi siz mi emniyette olmaya daha layıksınız, biz mi? Hangimiz daha emniyette olmaya layıkız? Ben gökleri ve yeri yaratandan bahsediyorum. Siz kendi ellerinizle icat ettiğiniz tanrılardan söz ediyorsunuz. Hangimiz güvende olmaya daha layıkız? İn kuntum ta'lemun. Eğer gerçekten bilgiye dayalı konuşacaksanız bir söyleyin diyor. Sonra da cevap şöyle geliyor bu soruya. Ellezine amenu ve lem yelbisu imanuhum bi zulmin ulaike lehumul emnu. Emniyet kimin içindir? İman edenler ve imanlarına hiçbir zulüm karıştırmayanlar içindir emniyet. İman eden, imanına zulüm karıştırmayanlar için emniyet. Ve hum muhtedun, doğru yolda olanlar da onlardır. Şimdi burada bu ayetler okunduğunda, daha doğrusu bu ayetleri okurken bir grup sahabi, böyle bir rivayet var, bütün tefsirlerde nakledilir. Bu ayete gelince, Enam suresini biliyorsunuz tek parçada indirilmişti. Okuyorlar, kendilerini okurlarken
Bu ayete geldiğinde bir grup sahabinin arası kafasına bir soru, yani problem oluşmuş ve bu ayet onlara çok ağır gelmiş. Çünkü yani imanlarına zulüm karıştırmayanlar deyince haksızlık yapmakla ilişkilendirmişler. Ya demişler, içimizde hiç kimseye haksızlık yapmayan kim olabilir ki yani? Var mı içinizde yani? Tabi bu salondakiler de vardır da yani. Dışarıdakilerden bahsediyorum. Hayatında hiç kimseye haksızlık yapmamış bir kişi olabilir mi? Annenize, babanıza, çocuğunuza, çocuklarınıza, eşinize, arkadaşlarınıza, bazen bir müşterinize, bazen bir iş arkadaşınıza, bazen yoldaki bir yolculuk yaparken yanınıza düşmüş birine bir illaki haksızlık yapar insanlar. Şimdi öyle olunca kimse haksızlıktan müstağni olmayınca demişler ki bu imanımıza zulüm karışıyor, o zaman emniyet yok bize yani. Ahirette Allah'ın huzurunda nasıl hesap vereceğiz? Biz battık demişler. Sonra Resulullah Aleyhisselam'a gelmişler. Resulullah Aleyhisselam'a sormuşlar. Demişler ki bunu ne yapacağız biz bunu deyince Peygamber Aleyhisselam, oradaki zulüm sizin anladığınız anlamda birilerine haksızlık yapmak demek değil. Bu mesela Lokman suresindeki ayette geçen gibi. İnne şirke le zulmün azim. Şirk büyük bir zulümdür diyordu Allah Teala. Buradaki imanlarına şirk karıştırmayanlar diyor. İmanlarına şirk karıştırmayanlar. Gene geldik aynı yere. Müslümanlar, bizi ilgilendiren bir sorunla karşı karşıyayız. Yani biz iman etmiş insanlarız. İman etmemiş, yani Allah'a iman etmemiş olanların zaten Arapçada bir deyim vardır. İrab'da mahalli yok. Yani onları konuşmaya gerek yok. Adam eğer Allah'a, Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğine, ahirete, Kur'an'ın hak kitabı olduğuna, Allah kelamı olduğuna iman etmiyorsa bizim açımızdan bu adamlarla ilgili konuşacak bir şey yok. Bu adamlar gavur zaten. Ama bizimle ilgili bir tehlikeden bahsediyoruz. İman etmiş olanların imanlarına şirk karıştırma ihtimalleri var mı? Var. Zaman zaman böyle şeyler yaşanabiliyormuş. Mesela Peygamber Aleyhisselam bir gün bir sefer sırasında uyumuşlar. Uyuduklarında gece biraz yağmur yağmış, az bir yağmur yağmış. Sabahleyin kalktıklarında Peygamber Aleyhisselam beraberindekilere demiş ki bu gece içinizden ya bu gece içinizden birileriniz Allah'a ortak koşarak sabaha çıktınız demiş. Hepsi dehşete kapılmış. Ne demek yani o falan deyince akşam yağmur yağdı ya demiş. Allah yağmur yağdırdı diyenler iman üzere sabahladılar. Falanca yıldız sebebiyle bize yağmur yağdı diyenler demek ki olmuş ki Peygamber Aleyhisselam bunu öğrenmiş ki bu cümleyi söylüyor. Yani bu da normal ha. Şunu unutmayalım. Şimdi sahabi deyince aklınıza kim geliyor? Yani bunu sık sık hatırlamak gerekiyor. Sahabi deyince aklınıza kim geliyor? Sahabi deyince aklınıza veda haccına katılan 100.000'den fazla insanın hepsi geliyorsa teknik tanım olarak doğrudur. Ama bu 100.000'den fazla insanın Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın dizinin dibinde eğitim almış, ondan öğrenerek din öğrenmiş olanların sayısı oldukça azdır. Çok az yani. Hani o 100.000'den fazla insan içerisinde en fazla olacağı 10.000 olur. En fazla olacağı ki aslında bu konuda kriter olarak neyi kullanabilirsiniz? Bence benim tavsiyem kullanabileceğiniz şey Hudeybiye anlaşmasına katılanlar olabilir. Bu da 1.500 kişi diyelim yani. Ya bu 1.500 kişinin hepsi de Peygamber Aleyhisselam'ın dizinin dibinde büyümüş insanlar değiller. Şunu mesela hatırlayın. Resulullah Aleyhisselam'dan bize nakledilen toplam hadis miktarı tekrarsız olarak bakılınca şu anda elimizde olan mesela Ahmed İbni Hanbel'in hadis kitabında, Müsned adlı hadis kitabında 27.500 civarında rivayet var. Bunları böyle düşürdüğün zaman, tekrarlarını falan indirdiğiniz zaman 10.000 civarına düşüyor, tekrarlarını çıkarttığınız zaman. Bu 10.000 kadar rivayet kaç kişiden geliyor diye baktığınız zaman göreceğiniz şey şu. Yani toplamından baksın isterseniz, 27.500'ün hepsinden bakın isterseniz. Yaklaşık 1.000 küsur sahabiden geliyor. 1.000 küsur sahabiden geliyor. Bakın 100.000 tane sahabi var. Veda haccında. Bize peygamberden bir bilgi aktaranların sayısı 1.000 kadar. Bunların toplam 27.500'den 21.000 tanesini bize nakleden 30 kişi.
Yani Hazreti Peygamber'in dizinin dibinde büyümüş deyince aklınıza, sahabe deyince aklınıza Hazreti Ebu Bekir geliyorsa tamam. Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Osman, Abdurrahman, İmraf, Talha, Zübeyir. Böyle insanlar geliyorsa, Hazreti Ayşe ve eşleri geliyorsa, peygamber zaman eşleri geliyorsa tamam. Ama şöyle düşünün, Hudeybiye'den sonra Müslüman olmuş, Mekke Fethi'nden sonra Müslüman olmuş, peygamber zaman sefere giderken onlar da yanına almış. Adamların kalplerindeki o eski tortular birdenbire temizlenmedi, doğal olarak temizlenmedi. Yavaş yavaş temizlenecek. Bizim de öyle olmuyor mu ya? Mesela kitap okurken şuna dikkat etmiyor musunuz? İslam'a gir mesela, bir adam İslam'dan önce başka bir dindeymiş, başka bir düşün ideolojideymiş, Müslüman olmuş, sonra kitaplar yazmış. Dikkat edin, bir adam önceki inancında, önceki ideolojisinde çok birikimliyse, çok birikimliyse İslam'a geçtiğinde yazdığı kitaplarda eski inançlarının etkileri illaki görülür. İllaki görülür. O kitapları okumayın demiyor. Sadece filtre kullanmak gerekiyor. Sahabeden böyle olaylar naklettiğimiz zaman da vaa gördün mü Hazreti Ömer'de Hazreti Ali, Hazreti Ali, Ömer'den Ali'den bahsetmiyoruz. Yeni Müslüman olmuş ve henüz böyle İslam'ı içselleştirmemiş olanlardan bahsediyoruz. Falanca yıldız sebebiyle yağmur yağdı diyenler Allah'a ortak koştular diyor. Dinden çıkmadılar ama imanlarına bir leke sürmüş oldular diyor. Başka şeyler de var. Mesela Hazreti Peygamber Aleyhisselam diyor ya, bu ümmette şirk karanlık bir gecede kayanın üzerinde yürüyen karıncanın ayak izlerinden daha sessiz ilerler diyor. Yani böyle şeyler bekleyebiliyor yani. İnsanlar gidiyorlar bir mezarda yatan birinden mesela yardım umabiliyorlar. Dinden çıkartır mı? Hayır, dinden. Mümin vasfına zarar vermiyor. Mümin olmaktan çıkmıyor. Ama imanını kirletiyor mu? İmanını kirletiyor. Problem burada ya. İşte imanını kirletmiyorlarsa, Allah'ın kendisi hakkında bir delil indirmediği herhangi bir şeyi kutsallaştırmıyorlarsa, işte onlar emniyettedirler. Hidayet üzere olan onlardır. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اَتَيْنَاهَا اِبْرَٰهِمَ عَلَى قَوْمِهِ İşte bizim kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz hüccet, yani sağlam delil budur diyor Allah. Nedir o sağlam delil? Yani kainata bakıyor, göklere bakıyor, yere bakıyor, kendi bedenine bakıyor ve mantıklı çıkarımlar yapıyor. Yani akıl en önemli şeylerden bir tanesidir. Aklı doğru kullanmak gerekiyor. Şöyle bakıyorsunuz, gavurlar mesela, diyelim ki Batı dünyasından bahsedelim hadi. Gavurlar aklın reklamını çok yapıyorlar. Sanki biz akıl dışıyız da onlar akıllıymış gibi yapıyorlar. Aslında ilginç bir şey. Mesela kendilerinin faydasına olacak konularda, yani menfaatlerine olacak konularda çok akıllı davranabiliyorlar. Bir arabada mesela çok akıllı tedbirler alabiliyorlar. Bir evde çok akıllı tedbirler alabiliyorlar. Bir organizasyonda çok akıllı planlamalar yapmış olabiliyorlar. Ama sıra inanca geldiğinde inançta akıl dışına yönelmeyi seviyorlar. Yani muhtemelen hepiniz okumuşsunuzdur. Mesela geçtiğimiz son 20 yıl için söyleyeyim. Geçtiğimiz son 20 yıldan bu zamana yaklaşan döneme düşünün. Bütün dünyada, özellikle Avrupa'da, Batı dünyasında en çok okunan efendim roman setlerini hatırlayın. En çok okunan roman setleri. Yüzüklerin Efendisi. Başka Harry Potter. Başka efendim Alacakaranlık Kuşağı, Twilight serisi. Hepsi irrasyonel şeyler. Tamamı akıl dışı şeyler. Birinde kurt adama dönüşüyor, adam kurta dönüşüyor, atlıyor bilmem ne şeyler yapıyor. Öbürü elinde bir çubukla havalarda uçmaya falan başlıyor. Öbürü bir yüzük takıyor, ondan sonra dünyanın efendisi olmaya falan başlıyor. Ve en çok okudukları bunlar. En çok çevirdikleri filmlere falan bakın. Filmlerinde büyüden geçilmiyor, sihirden geçilmiyor, gizemden geçilmiyor. Aslında inanç konusunda alabildiğine akıl dışı davranıyorlar. Mesela mezarlıklardan korkmayı biz onlardan öğrenmedik mi? Yani Anadolu'da yaşayan bir insanın mezarlıktan korkması mümkün mü? Şu ben yaş grubundakileri bir kendi içinize bir düşünün. Köylerde falan yaşamış olanların ya. Nerede mezarlar? Evin içinde değil mi? Bahçenin bir kenarında mezar vardı yani. Bahçenin bir kenarında vardı mezar yani.
Adam ta köyün mezarlığına götüremiyor. Yani dedesi ölmüş. Kocaman da bir şeyleri var, arazileri var. Bir kenara dedesini, nenesini gömmüş yani. Orada duruyor. Bir şeyimiz yok yani. Biz sadece yatırlara inanırız. İşte adı üzerinde ne kadar güzel. Yatır yani, yatıyor işte adam orada yani. Çok güzel yani bizimkisi. Bazen öyle, ben de bir grup gençle bir kampa gittiydim. Çocuklar akşam oyun oynuyorlar, saklanıyorlar. Bulamadık bir tanesini. Yani bizim kamp yaptığımız yerde de bir yatır vardı. Adamcağız yatıyor kaç yüzyıldır bilmiyorum. Ondan sonra gittik, çocuğu orada bulduk. O da yatmış yanına. Ne yapıyorsun abi? O yatıyor, ben de yatıyorum yani sonuçta. İşin şakası bir yana yani biz mezarlıklardan korkmayı kimden, adamlardan öğrendik yani. Mezardan birisi çıkıyor, mezarın kapısı böyle gıcırt diye açılıyor. Ondan sonra içeriden bir şeyler çıkıyor. Adam elindeki işte bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama maalesef etkilendi. Müslümanların da kimilerinin, yani işte eleştirdiğim şey bu, Müslümanların da kimilerinin inancına mantık dışı, akıl dışı şeyler hızlı bir şekilde bulaşıyor. Ya bakın arkadaşlar, inanç konusunda ya ayetten delil olmak zorundadır. İnancımız böyle değil yani. Bir şey dinle ilgiliyse ya ayetten delil olmalı. Ayette doğrudan bir cümle olması şart değil. Ayeti yorumlayarak da çıkartabilirsin, başım gözüm üstüne. Çünkü yorumdur ama ayete dayalıdır. Ya ayetten delil lazım, ya sahih bir hadisten delil lazım. Hadisten demedim ama dikkat edin. Müslüman ümmetinin en önemli sorunlarından bir tanesi, yanlışı yaymak için Hazreti Peygamber'in adının kullanılmış olmasıdır. O yüzden sağlam hadis kaynaklarına, mesela diyelim ki Kütüb-ü Sitte'ye, mümkünse Kütüb-ü Sitte'ye sırtınızı dayamaya çalışın ya. Yani dolaşan, ağızlarda dolaşan her rivayete atlamaya gerek yok. Ya sahih hadisten gelecek, ayetten hadisten gelecek, ya da bir konuda sağlam ilmi deliller, bilimsel deliller ve akıl delilleri olacak. Akıl niye bu kadar önemlidir? Çünkü İmam Gazali'den aktararak söyleyeyim. İmam Gazali, Allah rahmet eylesin, diyor ki akılla vahiy ilişkisini, efendim, akıl göz gibidir, vahiy de ışıktır diyor. Göz yoksa ışık zaten bir işe yaramaz yani. Göz olursa ışık bir şeyleri yarayacak, işi etrafı göreceksiniz. Göz var ama ışık yok. Karanlıkta. Göz sağlam da olsa bir şey göremez. Akılla vahiy ilişkisi böyledir diyor. Yani aklı bir kenara atamazsınız. Akılla vahiyi birleştiriyoruz. Vahyin rehberlik yaptığı bir akılla hareket ediyoruz. Hatta bazen mesela aklın verileriyle vahyin cümleleri arasında bir anlaşmazlık görürsünüz. O zaman ne yaparsınız? Hemen dindar bir tarz cümle söyleyeyim bakın. Evet, yani bazen mesela aklın sağlam verileri, ilkeleriyle bir metnin cümleleri birbirine ters gibi görünür. O zaman ne yaparsınız? Neyse, ne yapıyorsanız yani, ben burada bırakayım. Akıl evvel, nakil müevveldir diye bir kural yazmış alimlerimiz. Ne kadar güzel bir cümle. Evvelden kasıt önce değil yani. Akıl tevil eden, nakil de tevil edilendir. Yani biz ayetleri ve hadisleri anlamaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Orada ya böyle diyor da böyle demek istiyor demek ki diyoruz. Yani mesela Allah'ın tahtından söz ediyor ayet. Allah tahtına oturdu diyor. Allah tahtına oturdu deyince, eğer onu öyle anlarsanız ne oluyor? Bir sıkıntı oluyor yani şimdi. Haşa, Allah tahtına oturduysa tahtının haşa Allah'tan daha büyük olması lazım ki üstüne oturabilmiş olması lazım yani. Ya da onu taşıyabilecek bir şey olması gerekiyor. Gibi mantıklı bir sürü sıkıntı çıkacak yani. Ne yapıyoruz o zaman? Diyoruz ki buradaki şeyden kastız Allah'ın egemenliğinden bahsediyor diyoruz. Üzerine oturduğu tahttan değil diyoruz. Mesela Allah'ın eli onların elinin üzerindedir ayetini okuyoruz. Yani bir dakika yani, gördüğümüz şey şu. Sahabeler geldiler Hudeybiye'de, ellerini peygambere uzattılar. Resulullah Aleyhisselam da elini onlara uzattı. Ve peygamberin eliyle sahabenin elini görüyoruz. Ama Allah diyor ki onların elinin üzerinde de Allah'ın eli vardı diyor. Allah'ın, yani bizim elimiz gibi bir eli var derseniz problem çıkar. Ne yapıyoruz o zaman?
Burada diyoruz Allah'ın onayından söz ediyoruz. Allah onayladı demek istiyor. Böyle anlıyoruz. Gördüğünüz gibi yani aklın yani bir kenara at, hiçbir zaman aklı bir kenara atmıyoruz. İnançlarınızda da öyle yani. İnançlarınızı kişisel tecrübeler üzerine inşa etmemenizi özellikle uyarırım. Bugün bu konuya epey daldık ama ne dediğimi anlatabildim mi? Bakın bir kez daha söyleyeyim. İnançlarınızı kişisel tecrübeleriniz üzerine inşa etmeyin. Kişisel görüşlerinizi kişisel tecrübelerinizin üzerine inşa edebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama inançtan bahsediyorsanız kişisel tecrübeleriniz çok ciddi bilgi kirliliği oluşturur. Biliyorsunuz bütün tecrübeler subjektiftir. Tecrübeler kişiye özeldir. Benim 8 tane çocuğum var. Ben 8 tane çok güzel çocuk büyüttüm. Çok iyi bir 8 çocuk büyütme efendim babalık tecrübem var. Buradan hareketle bütün herkese çocuklarına nasıl davranmaları gerektiği konusunda kesin kurallar söyleyebilirim. Söyleyemezsiniz. Çünkü sizin çocuklarınızda tutan bir yöntem bir başkasının çocuklarında tutmayabilir. Annelerin, babaların, dedelerin ve nenelerin en önemli handikapıdır bu yani. Kendi tecrübelerini bilimsel veri gibi kabul ederler. Tecrübelerimiz bilimsel veri değildir. Mesela ben öğretmenlik tecrübelerimden dolayı sağda solda çağrılıyorum, konuşuyorum. Ben yani öğretmenin sınıfta nasıl ders anlatması gerektiğini en iyi bilen kişiyim. Bu bilimsel verilerle kanıtlanmış bir şey. Ya öyle bir şey yok yani. Benim çalıştığım okullarda benim edindiğim bir tecrübe var. Başka bir okulda ve başka bir sınıfta bu işlemeyebilir. Anlatabildik mi yani? Kendi tecrübelerimizi mutlaklaştırmıyoruz. İnanç konusunda ayet olacak, sayı hadis olacak, sağlam akıl verileri olacak. Onun dışındakilerin hepsini bir kenara itiyoruz. Evet, Allah İbrahim Aleyhisselam'a bunu öğretti. İbrahim'e verdiğimiz sağlam delil buydu. Nerfa'u deracatin men neşa'u. İşte biz dilediklerimizi böyle derecelerle yükseltiriz. İnne rabbeke hakimun alim. Şüphesiz Rabbin hakim yani hikmet sahibi ve alim olandır. Her şeyi bilendir. Bu ayeti yorumlarken İmam Maturidi, Allah rahmet eylesin, tevilatında demiş ki yani burada Allah Teala döndü dolaştı gene yükselme sebeplerini dilediğimizi yükseltiriz diyor ya. Yükselmenin yolunun ilimden geçtiğini Allah bir kez daha gösterdi diyor. Allah insanlar içerisinde ilim sahiplerini yükseltiyordur. Hazreti İbrahim'e ilim öğretti, ilim sebebiyle yükseltti. Bunu da zaten biz içinde bulunduğumuz yüzyılda çok net farkındayız değil mi? Bilgi güçtür diye bir cümle artık hepimiz ezberledik yani. Herkeste var bilgi yani. O yani bunun bilgisi herkeste var. Kim daha çok biliyorsa, kim daha çok biliyorsa o yönetiyor kardeş. Kim daha çok biliyorsa o egemen oluyor. O yeniyor. Başka çaresi yok yani. Adamın teknolojik üstünlüğü var ama altyapısında işte ilim işte o yani. Adam bizi yönlendiriyor, yanlış yönlendiriyor. Mesela psikoloji bilimini kullanıyor ve bizi yanlış yönlendiriyor. Mesela psikoloji bilimini kullanıyor ve eşcinsel eğilimlerin tamamen doğal eğilimler olduğuna insanları ikna etmeye çalışıyor. Ama adam sağlam bilgi kullanıyor. Benzer sağlam bilgileriniz yoksa tartıştığınızda ya sende bilgi yok, sende sadece inançlar var, biz seninle konuşamayız diyor. Ve seni aşağılayıp gönderiveriyor. Sana bir zararı olmuyor. Ama dinleyenler senden mi etkileniyor, ondan mı etkileniyor? Maalesef ondan etkileniyor. Maalesef yani. Öyle olunca yükselmenin yolu ilimden geçiyor diye defalarca anlattık yani. Bu ayetlerde, hadislerde sürekli söylenen şeydir. İnsanı üstün kılan şey ilim sahibi olmasıdır. Allah dilediği kullarını böyle yükseltiyor. Ve vehebna lehu İshaka ve Yakup. Bundan sonrasında çok fazla bir şey söylemeden hızlıca okuyacağım. İyi. Şimdi İbrahim Aleyhisselam birçok sınavı başardı. Allah katında çok özel birisi. Bunu geçen hafta da biraz izah etmeye çalışmıştım. Hazreti İbrahim
hem Hristiyanlar, hem Yahudiler, hem Müslümanlar, hem de Arap Yarımadası'ndaki putperestler için, hepimiz için çok kıymetli, büyük birisi. Yani hepimiz ona sırtımızı dayamaya çalışıyoruz. Kendimizi ona nispet ediyoruz. Referansımız Hazreti İbrahim. Niye bu kadar önemli? Bizim peygamberler tarihinde Hazreti İbrahim'in ünvanı neydi? Değil mi? Yani Ebu'l-Enbiya. Ebu'l-Enbiya. Peygamberlerin atası. Hazreti Adem Ebu'l-Beşer'dir. İnsanların atasıdır. Hazreti İbrahim Ebu'l-Enbiya'dır. Peygamberlerin atasıdır. Çünkü kendisinden sonra birçok peygamber onun soyundan gelmiştir. Şimdi onlardan bahsediyor. Ve vehebna lehu İshaka ve Yakub. Biz ona İshak'ı ve Yakub'u bağışladık. Oğlunu ve torununu söyledi. Kullen hedeyna. Hepsine hidayet ettik. Ve Nuhan sonra bir geriye işaret etti. Yani Hazreti İbrahim'den öncesi de var. Bunu da bir işaret edip geçecek hemen bakın. Ve Nuhan hedeyna min kablu. Efendim. Daha önce de Nuh'a hidayet etmiştik. Ve min zürriyetihi. İbrahim Aleyhisselam'a devam ediyoruz şimdi, döndük. İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetinden, soyundan Davud'e, Davud ve Süleyman ve Eyyub ve Yusuf ve Musa ve Harun ve kezalike nezir Muhsin'in. İşte bakın, bunların hepsi İbrahim'in soyundan gelen peygamberler. Biz güzel davrananları işte böyle ödüllendiririz dedi. Geliyor daha. Ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas ve Lutan ve kullen faddalna alel alemin. Bunların hepsini de kendi dönemlerindeki bütün insanların üstünde faziletli kıldık bunları. Peygamberlikle onları seçtik, seçkinleştirdi Allah. Lut Aleyhisselam'dan bahsediyoruz. Lut Aleyhisselam Hazreti İbrahim'in soyu değil yani, bu yeğeni. Ama yani amcayı baba gibi görmek eğilimi var ya bu şeyde, Arap kültüründe. Oradan dahil etmiş alimler. Öyle bir izah yapmışlar. Ve min abaihim, ve onların babalarından, ve zürriyatihim, onların soylarından, ve ihvanihim, ve kardeşlerinden. Ve min diye gelince, babalarından, soylarından ve kardeşlerinden deyince hepsini kapsamadı. İçlerinden seçkin olanlarını, veştebeynâhum, onları seçkinleştirdik. Vehedeynâhum ilâ sırat-ı müstakîm, onların hepsini sırat-ı müstakîme hidayet ettik. Zâlike hüdallâhi yehdi bihi men yeşâ'u. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Allah dilediğine hidayet eder. 18 tane peygamber ismi zikretti. Zaten biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de 25 tane peygamber ismi zikrediliyor. 18 tanesi burada topluca zikredilmiş oldu. Efendim, niye? Yani bundan bahsederim inşallah biraz. İslam dininin sürekli hatırlattığı şey, Muhammed Aleyhisselam'ın sürekli dile getirdiği bir şey var. Ben bu fikirleri ya da bu gerçekleri ilk defa duyuran kişi değilim. Bu gerçekler ilk defa Muhammed Aleyhisselam'la duyurulmadı insanlara. Hazreti Adem'den bu yana, hadi diyelim ki Hazreti Nuh'tan bu yana insanlara bu gerçekler anlatılıp duruyor. Ve bütün peygamberler aynı şeyi anlattı. Yani Nuh Aleyhisselam ne anlattıysa Musa Aleyhisselam onu anlattı. İsa Aleyhisselam ne dediyse Muhammed Aleyhisselam aynısını anlattı. Yani aynı cümlelerden bahsetmiyoruz. Aynı gerçekleri, aynı kuralları anlattı. Bu konuda bir değişiklik yok. Dinin bir çizgisi vardır. Bütün peygamberler tarafından öğretilen çizgisidir. Bugün de mesela biz ne yapmaya çalışıyoruz? Yani mesela diyelim ki bir alim dini bir meselede görüş bildirdiğinde, bu fıkıhla ilgili olabilir, hadi efendim itikatla ilgili olabilir, ahlakla ilgili bir konu olabilir. Bir alim bir konuda görüş bildirdiğinde kendi görüşünün sağlamlığını gösterebilmek için ne yapar? Aynı şeyi yapıyoruz ha, yani biz de yani. Biz de ben diyelim bir görüş bildirdim diyelim. Bir hoca bir görüş bildirdi bir konuda. Kendine ait bir görüş bildirdi. Ama bu görüşüm sağlam bir görüş bakın. Bu yabana atılacak bir görüş değil benimki. Bunu kanıtlayabilmek için ne yapıyorum? Hazreti Peygamber'den kendime delil bulmaya çalışıyorum.
İlk defa ben demedim ama işte Peygamber Aleyhisselam'da böyle bir davranış var. Peygamber Aleyhisselam'da böyle bir söz var. Peygamber Aleyhisselam'ın çevresinde böyle bir olay var. Falanca ayette buna bir işaret var falan diyoruz. O yüzden bizim dindeki temel kuralımızdır. Dini bir konu konuşuyorsak eğer, konu doğrudan dinle alakalıysa, o zaman dinin temel kaynaklarından referans göstermek zorundasınız. Mesela şu delil değildir. Hadi konumuzu bugün zaten bir sürü usul konusuna kaydırdık. Bir şey daha ekleyeyim. Mesela diyelim ki ben dedim ki namazda Fatiha suresini okumazsanız namaz olmaz dedim diyelim. Öyle bir şey demedim yani şimdi. Diyelim ki öyle dedim. Fatiha okumazsanız namazınız olmaz dedim diyelim. Birisi de bana nereden çıkarttın bunu dedi. Ben de dedim ki işte İmam Şafii böyle söylüyor dedim. İmam Şafii böyle söylüyor, İmam Ebu Hanife böyle söylüyor dediğim zaman delillendirmiş, aşağıdaki boşluğu doldur. Olmuyoruz. Sadece benim sözüme kaynak göstermiş oluyorum. Ben bu görüşü kimden öğrendiğimi söylüyorum ama İmam Şafii bunu nereden çıkartmış, onu söylemiş olmadım yani. Delillendirmiş olmadım. Allah'a hamdolsun bizim ülkemizde din eğitiminin ben tüm halk çapında çok iyiye doğru gittiği inancındayım. Mesela bundan 30 yıl önce, 40 yıl önce, 50 yıl önceki Müslümanlar ilmihalden ilmihal konularını öğrenirken en çok kullandığımız ilmihal kitabı neydi mesela? Hepinizin kullandığı Ömer Nasuhi Bilmen Hoca'nın, Allah rahmet etsin, ilmihal kitabıydı. Hatırladınız mı üslubu nasıldır? Hemen hemen hiçbir konuda deliller söylemez. Bu böyledir, bu böyledir, bu böyledir. Yani anlatır. Hanefi fıkhı üzerinden Hanefi hükümlerini aktarır. Ama mesela şimdi yazılan yeni şimdi dedim yani gene 20-30 yıllık süreçteki yazılan ilmihallere bakın. Artık yavaş yavaş piyasadaki ilmihaller bile delilli ilmihale dönüştü. Yani mesela Hamdi Döndüren Hoca'nın delilleriyle İslam İlmihali kitabı. Mesela Diyanet İlmihal yayınlıyor ve Diyanet'in artık yayınladığı bütün ilmihaller delilli ilmihaller. Delilsiz ilmihal yayınlamıyor. Mesela namaz ilmihali yayınlamış. Okumuşsunuzdur da yani. Başka nereden okuyorsunuz? Yani illa ki okumuşsunuzdur. Efendim Diyanet'in mesela namaz ilmihalini alırsınız. Zekat ilmihalini, oruç ilmihalini, hac ilmihalini her birini ayrı ayrı yazdılar ve yayınladılar. Her biri delillidir. Peygamber sana şöyle şöyle yapmıştır. Peygamber sana böyle yapmıştır. Falanca alim de peygamberin bu sözünden şunu çıkartmıştır diye de söyler. Delil budur. Peygamber aleyhisselam da öyle yaptı. Dedi ki bak ben ilk defa ortaya çıkmış birisi değilim. Ben bid'at birisi değilim dedi yani. Benden önce İsa ne dediyse onu diyorum. Musa ne dedi, İbrahim aleyhisselam ne dedi, Nuh aleyhisselam ne dedi. Bütün peygamberlerin dediklerini diyorum. Bizim yolumuz insanlık tarihindeki tek yoldur. Sosyoloji kitaplarında öğrettikleri şey doğru değil. Bunu ben öğretmen olduğum yüzyıllarda talebelere ısrarla anlatıyor idim. Sosyoloji dersinde anlattıkları doğru değil. Şöyleymiş yani insanlar ilk başlarda mesela hayvanları tanrılaştırıyorlarmış. Sonra hayvanları yenebilir hale geldiklerinde hayvanın kendisini değil de ruhunu tanrılaştırmaya başlamışlar. Sonra ateşi mesela çok güçlü olduğunu görünce ateşi tanrılaştırmışlar. Yıldırımı bir türlü izah edemiyorlarmış şimşeği. Sonra işte şimşeği tanrılaştırmışlar. Sonra bereketi bir türlü yani yağmuru ifade edemiyorlarmış, çözemiyorlarmış. Onu tanrı ilan etmişler. Sonra yavaş yavaş bu çok paganist dinlerden yani tabiattaki varlıkları tanrılaştırmadan yavaş yavaş ruhları tanrılaştırmaya, ruhları tanrılaştırmadan tanrı sayısını azaltmaya, üç tanrıya, iki tanrıya ve nihayet tek tanrıya indirme. İnsanlık tarihi buraya geldi. Biraz daha ilerleyince tanrı kalmadı şimdi. Tanrı kalmayınca alan boş kalmaz. Öyle bir şey yok ya. Adam duvara yazı yazmış. Grafitiler var ya. Grafitilerle ilgili kitaplar okumuşsunuzdur. Çok güzel cümleler var o. Duvarlara yazılar yazıyorlar ya yani. Birisi öyle yazmış. Kendimin tanrı olduğumu keşfedinceye kadar ateistim diye yani. Artık ateist değilmiş. Kendisinin tanrı olduğunu keşfetmiş adam. Nietzsche diye bir beyefendi yaşamıştı bir zamanlar Avrupa'da.
Nietzsche bir gün sınıfta ders anlatırken tahtaya kocaman cümlelerle ve yani üstün insan geldi, insan üstünleşti ve altına kocaman yazmış. Tanrı öldü diye. Sonra bir gün Nietzsche ölmüş. Bu gerçek olay anlattığım için. Bir gün Nietzsche ölmüş. Talebenin bir tanesi gitmiş okulun duvarına. Tanrı öldü. İmza Nietzsche yazmış. Altına da Nietzsche öldü. İmza Tanrı demiş. Yani doğru, hala Tanrı'ya iman etmeye devam ediyoruz ama Nietzsche öldü. Yok yani. Şimdi böyle bir şeyimiz var. İnsanlar tanrılarla ilgili kendileri bir şey geçiyor. Sosyolojinin verdiği bu bilgi doğru değil. Bizim Kur'an'dan öğrendiğimiz şey şu. Hazreti İbrahim insanlara tevhid inancını öğretti. Hazreti İbrahim'den itibaren onun soyundan gelen peygamberler eliyle, aracılığıyla hep tevhid inancı öğretildi. Tevhid inancı insanlığın sahip olduğu en eski inançtır, en köklü inançtır. Şirk sonradan çıkmadır, bid'attır yani. Şirkin kendisi bid'attır. O yüzden şirkin çeşidinin sınırı yoktur. Nereden şirke gireceğini adam bilemez. Yani birisi bir din adamını putlaştırır, şirke girer. Sen zannedersin ki dinden kaynaklanıyor bu. Hocalardan, hacılardan, velilerden, evliyalardan, azizlerden, azizelerden dolayı insanlar çıkıyor. Bir başkası çıkar, bir şarkıcıyı putlaştırır. Bir başkası futbolcuyu putlaştırır. Ha sen diyorsun ki sporcudan, sanatçıdan oluyor diye bir şeyler söylüyorsun. Bir bakıyorsun adam bir tane siyasetçiyi putlaştırıyor. Yani şirkin haddi hesabı yok yani. Her zaman yeni yeni şirk sebepleri doğabilir. Burada da bize anlatılan bu. Peygamberler insanlık tarihinin tek sağlam zincirini oluşturur. Zalike hüdallahi, işte bu Allah'ın hidayetidir. Yehdi bihi men yeşâ min ibâdihi, Allah kullarından dilediklerine bunu hidayet eder. Velev eşrakû lehabide anhum mâ kânû yâmelûn. Çok çarpıcı bir şekilde bitti şu bölüm. Yani 88. ayetin sonu. Peygamberlerden bahsetti. Bunların hepsine hidayet ettik dedi. Arkasından dedi ki bunlar ortak koşsaydılar olmaz yani, olmadı zaten. Bunlar ortak koşsaydılar lehabide anhum ma kanu yamelun. Yaptıklarının hepsi boşa giderdi dedi. Allah kendi peygamberlerine de bu konuda bir istisna yapmıyor. Ya falanca adam çok büyük bir alim. E şu konuda da ya onu görmezden gelelim. Yani Allah peygamberine böyle bir şey yapmıyor. Allah'a ortak koştuğunda amellerini boşa götürürdü diyor onların da. Ulaikellezine ateynahumul kitabe vel hukme ven nubuvvete. Bu peygamberler işte onlar Allah'ın kendilerine kitap, hüküm ve peygamberlik verdiği insanlar. Fe in yekfur biha haulai. Eğer şu Mekkeliler bunu inkar ederlerse, ediyorlarsa, fakat vekkelna biha kavmen leysu biha bikafirin, Allah diyor ki ben onları götürürüm, onlar gider yerine, onu inkar etmeyecek birileri gelir. Bu din size kalmadı ya. Evet, Mekkeliler sahiplenmeyince Medine sahip çıktı. Kim kaybetti? Ya Mekke kaybetti yani. Biz asr-ı saadet deyince hiç Mekke anlatmıyoruz, farkında mısınız? Asr-ı saadet deyince hep Medine'yi anlatıyoruz. Hadi şöyle çok subjektif bir şey söyleyeyim. Hacca umreye gittiniz, gidenler için söylüyorum. Kendinizi nerede çok daha böyle huzurlu hissettiniz? Mekke'de mi, Medine'de mi? İlginç yani ya. Taşına toprağına sinmiş sanki yani. Öyle bir şey var yani. Ama Mekke, Kabe işte orada. Doğru da yani. İlginç bir şey yani. Orada harıla görele koşturuyorsunuz, böyle ibadetlerinizi yapmaya falan çalışıyorsunuz. Sonra öbür tarafa gidiyorsunuz, orada bir huzur, bir dinginlik, bir sakinlik orada. Farklı bir havayla doluyorsunuz yani. Sözün özü, bu din herhangi bir topluluğa muhtaç değildir. Herhangi bir millete muhtaç değildir. Falanca millet bu dini terk etti. Olan onlara olur, yazık olur yani. Bu din başka bir milletin omuzlarında devam eder gider. Bir nesil bunu kaybetti. O nesile yazık olmuştur. Başka bir nesil gelir, onu üstlenir ve devam edip gider. Onun yerine başkasını getirdi Allah. Ulaikellezine hedallahu. İşte bütün bu peygamberler Allah'ın hidayet ettiği insanlardır. Febihudahum iktedi. Sen de onların hidayetine uy diyor Allah. Peygamberlerin yoluna gidiyoruz.
Kul de ki la eselukum aleyhi ecran. Ve bir de şunu söyle. Ben bu yaptığım tebliğe karşılık sizden bir ücret talep etmiyorum. İn huve illa zikra lil alemin. Bu anlattıklarımız bütün alemlere bir öğüttür. Peygamberler herhangi bir talepte bulunmadılar. Yani bu, sonrakiler de öyledir yani. Din anlatıcılarından böyle bunu kötüye kullananlar olmuş mudur? İlla ki olmuştur ama gerçekten bunların sayısı azdır. Kötüye kullanan da mesela bizde azdır diye umut ediyorum yani. Mesela Hristiyanlardan bahsederken Allah Teala diyor ki onlar altını ve gümüşü yani yığdılar, rahiplerinden ve hahamlarından bahsediyor. Yani din anlatıcısının menfaat kapısına dönüştürülebilir mi? O kadar müsait ki din anlatıcısına tüm imkanlarını açmaya hazır iyi niyetli o kadar çok insan var ki onun hizmetini yapmaya, onun işlerini görmeye, ona parasını harcamaya hazır bir dünya insan var. Bu da din anlatıcısının kendi sınavıdır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.